Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli Kon TV izleyicileri, kıymetli izleyicilerim, Bir Mana Dünyamız programıyla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü programımızda Kur'an-ı Kerim'de yer alan veli kavramını anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Veli dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın bu kelimeye yüklemiş olduğu mana nedir ve bu kavramdan, bu kelimeden bizlerin manevi dünyamıza aktarmamız gereken hususlar nelerdir? O konuları beraberce inşallah Rabbim müsaade ettiği ölçüde, vaktimiz yetiştiği ölçüde anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Veli kelimesinin çoğulu evliya kelimesidir ki hem veli kelimesi hem evliya kelimesi bir manasıyla dilimize geçmiş, dilimizde de kullanılmaktadır. Peki veli kavramı nedir? Veli kelimesi ne manaya gelmektedir? Veli Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın isimlerinden, esma hüsnasından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber Allahü Teala müminlere bir takım tavsiyelerde bulunurken işte şunları dost edinmeyin, şunları veli edinmeyin, veya işte e, müminlerin velisi Allah'tır, e, inkarcıların velisi şeytandır, tağuttur gibi ayeti kerimelerle veli kavramını ince, işlediğini Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlattığını görüyoruz. Peki veli ne demek? Sözlükte veliye, kökünden gelen, veli kökünden gelen veli kelimesi bir şeye yakın olmak, iç içe olmak, sırdaş olmak dost olmak, arkadaş olmak, yakınlık kurmak gibi manalara geldiğini görüyoruz. Yine aynı kökten vali kelimesinin de dilimizde kullanıldığını görüyoruz ki il yöneticilerimize biz ne diyoruz? Vali diyoruz. Vali nedir? Yöneticidir. Velinin de yönetici, idareci anlamı manası olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde veli kelimesinin sırdaş, yoldaş, koruyucu gibi anlamları olduğunu da yine Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimeler muvacehesinde görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de 100 civarında ayeti kerimede Allahü Teala veli kelimesini kullanıyor ve yine 19-20 civarında ayeti kerimede de veli kelimesinin çoğu olan, çoğulu olan evliya kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Peki gelelim Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala'nın kullanmış olduğu manaları itibariyle e, veli ne demektir? Veli bir vali idareci manasında kullanılıyor. Yani veli kelimesi Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimelerde kullanıldığı şekliyle vali idareci manasındadır ve Esma-i Hüsna'daki veli ifadesi de idareci, yönetici, ilah, vali anlamlarında kullanılmaktadır. Nerede? Ee, örnek olarak verecek olursak Tevbe suresi 116. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnna Allahe lehu mülkü vel ard. Göklerin ve yerin hükümranlığı, mülkü, idaresi Allah'ındır. Yuhi ve yumit, yaşatan da öldüren de odur. Ve ma min dunillahi min veliy ve la nasir. Sizin Allah'tan başka bir veliniz, yani bir idareciniz, bir ilahınız, bir yöneticiniz mi? Ne Allah'tan başka bir yöneticiniz var ne de herhangi bir yardımcınız var. İşte bu ayeti kerimedeki veli kelimesinin yani göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O diriltir ve öldürür. Allah'tan başka da sizin herhangi bir veliniz, dostunuz, yani idareciniz, yöneticiniz yoktur ve yardımcınız da yoktur ayeti kerimesinde veli kavramının biz idareci, yönetici, vali anlamında kullanıldığını görüyoruz. Yine Maide suresi 57. ayeti kerimede değerli izleyicilerimiz Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ya yuhellezine amenu ey iman edenler la tetekhuzul lezine tekhuzu dinakum ve la'iba ne yapmayın dininizi alay ve oyun edinenleri dininizi alay ve eğlence konusu yapanları minellezine utul kitabe min qablikum daha önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan yani Yahudi ve Hristiyanlardan dininizi oyun eğlence, alay konusu edinenleri e, edinmeyin. Vel küffara, inkarcıları, kafirleri de edinmeyin. Ne edinmeyelim? Evliya, e, veliler, dostlar yani idareciler edinmeyin. Yani ey müminler, sizin idarecileriniz, sizin adınıza karar verecek olanlar, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve kafirlerden olmasın. He, şimdi, bu ayeti kerimenin pek çok mealde dost edinmeyin, arkadaş edinmeyin manasına yani veli kelimesinin ikinci veya üçüncül manasıyla kullanıldığını görüyoruz. Ama şunu ifade edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala ne yapıyor? Ehli kitabın yiyeceğini, kestiğini müminlere helal kılıyor. Ehli kitap kadınlarla evlenmeyi helal kılıyor. Şimdi bir taraftan Allahü Teala Ehli kitabın kestiğini helal kılacak. Ehli kitap kadınlarla Müslüman erkeklerin evlenmesine onay verecek. Diğer taraftan da ehli kitabın arkadaşlık edilmesini, ehli kitabın arkadaş olmasını, dost olmasını yasaklayacak. Bu Kur'an'ın kendisiyle çelişmesi anlamına gelir. Buradaki kasıt dostluk, arkadaşlık manasında velilik değildir. Ya idarecilik, yöneticilik anlamında veliliktir ki birazdan yine ey iman edenler ehli kitabı Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin derken ayeti kerimelerin yine veli kelimesinin sırdaş anlamındaki manasının yüklenerek kullanıldığını göreceğiz. Ama bu ayeti kerimede veli edinmeyin yani valiniz, idareciniz, sizin adınıza karar veren yöneticiniz, sizin dininizi alaya alan, İslam'ı hor gören, hakir gören, küçük gören, onu eğlence konusu eden ehli kitap ve küffarlar, kafirler olmasın buyuruyor Allah. Vetteğullah, Allah'tan korkun, inküntüm mü'minin şayet iman ediyorsanız. Yani iman ediyorsanız kafirlerin korkusuna onlara boyun eğmeyin, onların yönetimine. Eyvallah demeyin. Onların yönetimine girmeyin. Ne yapın? Allah'tan korkun. İşte bu ayeti kerimede, Maide suresi 57. ayeti kerimede biz Rabbimizin müminlere kendi göbeğinizi kendiniz kesin, kendi idarenizi kendiniz elinize alın dediğini anlayabiliriz. Ki şunu ifade edelim değerli kardeşlerim. Hani son zamanlarda bütün Haçlı Birliği, Avrupa Birliği yakın Türkiye'nin üzerine, ülkemizin üzerine geliyor. Ne için? İşte e, Türkiye'deki bir takım e, anayasa maddeleri değişmesin diye. E şimdi anayasa maddelerini değiştirmek bizim ülkemizin, bizim milletimizin kendi iç meselesi mi? Evet. E, peki bizim iç meselemize niye müdahale ediyorlar? Neden müdahil olmaya çalışıyorlar? Ha, işte 70 yıldır 80 yıldır onlar emredip bizim tarafımızdan eyvallah denilen hususların artık bundan sonra öyle olmayacağının farkına vardıklarından dolayı yani artık ey Avrupa Birliği ey Haçlı İttifakı biz sizin idareciliğinizi kabul etmiyoruz biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz manasına geldiği için yapılacak olan değişiklikler bu anlamda bu manada işte Haçlı ittifakının büyük bir telaşa girdiğini görüyoruz. Yine değerli kardeşlerim, Şura Suresi 28. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve huvellezî yunzilul gayse min ba'de mâ qanatu Nedir? Ee, ümidiniz kesildikten sonra, umutlar bittikten sonra, Şura suresi 28. ayeti kerime, insanların umutları kesildikten sonra, insanların ümidi bittikten sonra, yağmuru indiren odur. Ve yüneşşiru rahmetehu, ve şuru rahmetehu, ve rahmetini neşreden yayan, yani yağmuru her tarafa yayan, Kimdir? O Allah'tır ve huvel veli o validir o idarecidir o yöneticidir bakınız burada Allah Teala'nın doğrudan ismi olarak sıfatı olarak ve huvel veli Allah velidir yani yöneticidir hükümdardır validir idarecidir manasında kullanıldığını görüyoruz elhamid övülmeye layık olan hamd edilmeye layık olan münezzeh olan da yine nedir? O veli olan, idareci olan Allah'tır. İşte kainatın işleyişine, kainattaki yağmurun işleyişine dikkat çekerek Allah onun iradesinin de Allah'ın idaresinde olduğunu, gücünün, kuvvetinin içerisinde olduğunu ne yapmış oluyor? ifade etmiş oluyor. Yine Ankebut suresi 22. ayeti kerimede de Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor. Ve entum bi mu'cizina fil ard. Siz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Ve la fis gökyüzünde de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Yani Allah'a güç yetirecek değilsiniz. Ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve nasir. Sizin Allah'tan başka da Ne bir idareciniz Ne de bir yardımcınız var Yani e, Semavatta ve yeryüzünde Allah'a sizin gücünüz yetmez Çünkü semavatın da Yeryüzünün de idarecisi Allah'tır ha, Allah'tan başka da Sizin Allah'ı aciz bırakma noktasında Size yardım edecek Herhangi bir kimse de yoktur İşte burada da Allahü Teala'nın veli kelimesini vali, yönetici, idareci, hükümdar manalarıyla kullandığını görüyoruz değerli izleyicilerim. Evet. Yine Kehf suresi 26. ayeti kerimede Rabbimiz قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا De ki Allah onların ne kadar kaldıklarını en iyi bilendir. En iyi bilir. Lehu gaybü semavat ve'l-ard. Yine Allah semavatın ve yeryüzünün gizlediklerini, gaybını da en iyi bilendir. Ebsir bihi ve esmi'. Nedir? o en iyi gören ve en iyi işitendir. Ve ma lahum min dunihi mi'vali ve onların ondan başka bir yöneticisi bir idarecisi, bir hükümdarı yoktur. Vela yüşrikü köfi hukmihi ahada o yine kendi hükümdarlığına hiç kimseyi ne yapmaz ortak etmez. İşte bu ayeti kerimede de veli kelimesinin hükümdar, vali, idareci anlamında manasında kullanıldığını görüyoruz. Hemen hızlıca devam edelim örneklerimize. Şura suresi 9. ayeti kerimede اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Yoksa onlar Allah'tan başka idareciler, Allah'tan başka e, ilahlar mı edindiler? فَاللّٰهُ هُوَ veli Nedir? Halbuki veli yani idareci, vali, hükümdar yalnız Allah'tır. ve يُحْيِ الْمَوْتَى o ne yapar? Ölüleri diriltir. Ve hu ala kulli şeyin kadir ve o Allah her şeye güç getiren, her şeye kadir olandır. İşte değerli kardeşlerim burada da Allahü Teala veli kelimesini idareci, hükümdar, vali manasında kullandığını görüyoruz. Aynı şekilde En'am suresi 14. ayeti kerimede de ee, Rabbimiz kul de ki e gayrallahi ettehizu veliyyen fatiris semavati vel ard de ki yerlerin ve göklerin fıtrat koyucusu Allah'tan başkasını mı hükümdar edineceğim idareci edineceğim ilah edineceğim ve huve yut'imu ve la yut'am nedir o kendisi yemediği halde yediren yani rızıklandırandır. Kul de ki inni umirtu en ekune evvela men esleme ve la tekunenne minel müşrikin. bana müslümanların ilki olmam ve müşriklerden olmamam emredildi. Yani bana müslümanların ilki ol, ilk müslüman ol ve müşriklerden olma diye ne yapıldı? Emredildi. İşte bu ayeti kerimede de biz e, veli kelimesinin hükümdar manasında kullanıldığını görüyoruz değerli kardeşlerim. Evet. Diğer bir manası hami koruyucu manasında veli kelimesi. Hami koruyucu manasında bunu da isterseniz kısa bir aradan sonra Hangi ayeti kerimelerde hami ve koruyucu manasında Rabbimizin veli kelimesini kullandığını kısa bir aradan sonra görelim. Şimdi kısa bir ara. Mana dünyamız devam ediyor. değerli Kon TV izleyicileri, kıymetli izleyicilerim. Mana Dünyamız programımıza devam ediyoruz. Bugün veli kavramını, Kur'an-ı Kerim'de veli kavramını anlamaya, anlatmaya çalışıyorduk. Programımızın ilk bölümünde veli kelimesinin vali, hükümdar, yönetici manasında olduğunu ifade etmiştik ve Kur'an-ı Kerim'de vali, hükümdar, yönetici manasında kullanılan ayetlerden örnekler vermiştik. Veli kelimesinin ikinci manası Kur'an-ı Kerim'de kullanılmış olduğu ikinci mana araya gitmeden hemen önce ifade etmiştik. Hami manasındadır, koruyucu manasındadır diye. Hemen veli kelimesinin hami, koruyucu manasında kullanılmış olduğu ayeti kerimelerin örneklerine geçelim. Bakara suresi 120. ayeti kerimede Bakara suresi 120. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ hatta حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Dinlerine uymadığın müddetçe Yahudiler ve Hristiyanlar asla senden razı olmayacaklardır. Senden razı olacak değillerdir. Bakınız dikkat edelim buraya. Dinlerine uymadığın müddetçe Yahudiler ve Hristiyanlar senden razı olmayacaklardır. Kul de ki inne hudallahi Hüel huda de ki doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Ve le init tebe'te ehvâehum ba'dellezî câeke minel ilm. Şayet sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, onların heva ve heveslerine uyacak olursan, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلَا <وَلٰنصير> Allah'tan sana ne bir dost, ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı vardır. İşte eğer Yahudilerin ve Hristiyanların dinini kabul edip onları koruyucu olarak kabul edecek olursan Allah'tan sana bir koruyucu, bir hami yoktur. Yani onların emrine girersen, onlara sığınırsan, onların koruyuculuğunu kabul edersen ki bu kadar sana Kur'an, ilim verildikten sonra artık Allah da Allah bundan sonra sana tekrar ikinci bir koruyucu vermeyecektir manasında kullanıldığını görüyoruz. Yine Rahat Suresi 37. ayeti kerimede ve kezalik işte böyledir. Enzelnahu hukmen Arabiya biz onu Arapça hikmetli bir söz olarak indirdik. Ve le initteba'te ehwaa'hum ja'ake minel ilm eğer sana ee, gelen gelmiş olan bu ilimden sonra onların heva ve heveslerine uyacak olursan maleke min min veli ve artık Allah tarafından senin ne bir hamin ne de bir koruyucun vardır. İşte bakınız Allahü Teala bu iki ayeti kerimede de ne yapmış oluyor müminlerin kafirleri Ehli kitabı, Yahudileri ve Hristiyanları koruyucu olarak kabul etmemesi, hami olarak kabul etmemesi gerektiğini ifade ediyor. Yani mümin ne yapacak? Diğer müminleri kendisi koruyacak. Müminler müminlerin kardeşi olarak hamili koruyuculuk görevini de kendisi üstlenecek. Yani gidip de işte e, Hristiyanlara, Yahudilere, Ehli Kitaba, küffarlara, müşriklere onlar beni korusun, onlar bana hamilik yapsın diye onların kapısında beklemeyecek, onlardan medet ummayacak. Niye? Çünkü müminin koruyucusu Allah'tır. Müminin koruyucusu diğer bir mümindir. Yine değerli kardeşlerim, e, Şura suresi 8. ayeti kerimede velev sha'a Allahu leja'alehum Ümmete vahide. Allah isteseydi sizi ne yapardı? Tek bir ümmet kılardı. Lakin yetkhulu men yasha fi rahmeti. Fakat o Allah dilediğini rahmetine kavuşturur. Ve zalimuna malahum min veliyyin ve la nasir. Zalimlerin ise hiçbir koruyucusu, hiçbir yardımcısı da yoktur. İşte bu ayeti kerimede de yine Allahü Teala insanların farklı farklı dinlerden olmasını, farklı farklı inançlara mensup olmasını ne yapmak için? Rahmetinin bir gereği olarak müminlerin belli olması için müminlerin kendi rahmetinin koruyuculuğuna, himayesine girmesi için böyle yaptığını, zalimlerin de herhangi bir koruyucusu, hamisi olmadığını ifade etmiş oluyor. Yine e, diğer bir ayet En'am suresi 70. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve zerillezine tehezû dînehum le'iben ve lehven ve garrathumul dünya ne yapmayın? Dinlerini bir oyuncak ve bir eğlence haline getiren ve e, dünya hayatının e, süsüne kapılmış dünya hayatını önceleyen insanları bırak, onlara itibar etme, onları bırak. Ve zekir bihi en tübsel nefsun bi e, kazandıkları e, sebebiyle, e, kazandıklarından dolayı e, ceza görmemeleri için veya kazandıklarından dolayı e, kaybetmemeleri için onlara öğüt ver, e, onlara nasihat et. neyse leha min dunillahi veliin ve la nedir? O nefis için Allah'tan başka bir hami vardır. Ne bir hami vardır ne de bir şefaatçi vardır. Ona şefaat edecek olan vardır ve in ta'dil kullu adlin la yu'khadhu minha o bütün varını bütün mal varlığını e, kurtuluş için fidye için vermiş olsa da ondan ne yapılmaz kabul edilmez ulaikellezine ubsilu bima kesebu. o e, kazandıklarından dolayı artık e, helaka felakete sürüklenmiştir. Sürekli sürüklenmiş kimselerdir onlar. Lahum şerabun min hamimi ve azabun elimun bima kanu yekfurun. İnkarlarından dolayı da onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici şiddetli bir azap vardır. İşte bakınız bu ayeti kerimede de veli kelimesinin hami koruyucu manasında kullanıldığını görüyoruz. Yani dinlerini oyun ve eğlence edinenlerin, dünya hayatının süsüne kapılıp, bütün her şeyi dünyadan ibaret gören seküler bir hayat tarzını önceleyen kimselerin ve e, yani kendilerine verilen Kur'an öğütlerini kabul etmeyip, e, burnunun dikine, nefsinin istediği gibi yaşayan kimselerin artık herhangi bir koruyucusu ve şefaatçisi aracısı da yoktur. Onlar bütün mallarını fidye olarak vermiş olsalar da nedir? Onlardan kabul edilmez. Onlar kazandıkları, yaptıkları sebebiyle günaha sürüklenmiş insanlardır. İşte bu ayeti kerimede de veli kelimesinin koruyucu, hami manasına kullanıldığını görüyoruz. Yine Nisa suresi 75. ayeti kerimede Rabbimiz ve ma lekum la tuqatilun fi sabilillah. Size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz? Ve müstağfîn min arjâl ve nisa ve vildan rabbana. Yine size ne oluyor da mustazaflar için kadın, erkek ve çocuklardan oluşan e, Rabbimiz e, Allah'tır diyen mustazaflar için Allah yolunda savaşmıyorsunuz. اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَارِيَةِ ظَالِمِ Yani Rabbimiz Allah'tır dedikleri için halkı zalim olan e, bu şehirden e, çık, çıkan e, mustazaf, e, erkek, kadın ve çocuklar için Allah yolunda savaşmıyorsunuz ve lena ve bize katından bir yardımcı yolla diye dua eden erkek, kadın, çocuk, mustazaf, zayıf kimseler için Allah yolunda size ne oluyor da savaşmıyorsunuz, cihad etmiyorsunuz. Bakınız burada ve lena milledün veliyya, bu mustazafların duası. Yani Allahü Teala'ya yalvarıyorlar diyorlar ya Rabbi ''Bize katından bir hami, bir koruyucu, bir veli gönder.'' diye ''Ve ceallene milledünke nasira ve bize katından bir yardımcı yolla.'' diye ne yapıyorlar? Bu şekilde e, dua ediyorlar değerli kardeşlerim. Burada da veli kelimesinin e, hami, koruyucu manasında olduğunu görüyoruz. Diğer bir manası e, veli kelimesi sırdaş manasına kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de sırdaş. Burada gelecek ayetlere lütfen dikkat edelim. Bakınız bugün günümüzde bir takım Müslümanların bu ayetleri nasıl çiğnediğini de açık seçik göreceğiz değerli kardeşlerim. Hemen ilk ayetimiz Tevbe suresi 23. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü ey iman edenler. La tettehizu abaekum ve ihvanekum evliyâe. Ne yapmayın? Ee, anne ve babalarınızı edinmeyin, ittihaz edinmeyin. Ne ittihaz etmeyelim? Evliya. Yani sırdaş edinmeyin. Nasıl? İn istahabbul kufra alel iman. Küfrü imana tercih eden anne babalarınızı inkarı imana tercih eden Anne babalarınızı sırdaş edinmeyin. Ve men yetevellahum minkum feulikehumuz zalimun. Kim sizden kim onları sırdaş edinirse, dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Bakınız burada veli evliya kelimesinin, veli kelimesinin çoğulu olan evliya kelimesinin sırdaş manasına kullanıldığını görüyoruz. Yani bir mümin İnkarcı anne babasına Müslümanların, müminlerin sırlarını anne babası bile olsa söyleyemez. Yani e, bağî birine, vatan hainine, inkarcıya, kafire, birazdan ayetler gelecek, e, müşriklere, Yahudilere, Hristiyanlara müminlerin sırlarını mümin bir insan söyleyemez. Buradaki e, dost edinmeyin diye, Sadece dost arkadaş manasına çevirirsek veli kelimesini mana derinliğini kaybederiz. Ama sırdaş edinmeyin diye çevirdiğimiz zaman yani veli kelimesinin sırdaş manasını kavrama yüklediğimiz zaman ne ortaya çıkıyor? İşte o zaman mananın derinliği, ayetin derinliği, güzelliği ve Allahü Teala'nın muradı ilahisi ortaya çıkmış oluyor. Yine Nisa suresi 144. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya yu'ennelzeene amenu. Ey müminler, ey iman edenler. La tettahizul kafirine evliya emin dönül müminin. Müminleri bırakıp da kafirleri sırdaş edinmeyin. Ee, günümüzde mümin geçinen bazı kimseler ne yaptılar? Müminleri bıraktılar. Müminlerin sırlarını Türkiye'nin bu Müslümanların yaşamış olduğu ülkenin sırlarını götürüp İsrail götürüp Amerika gizli istihbarat servisleriyle paylaştılar. Oralara servis ettiler. Bunlar mümin olamaz. Bunlar olsa olsa ancak alçaktır, müşriktir, kafirdir değerli kardeşlerim. En hafifinden bağidir. Haindir yani. Bakınız ayeti kerime ey müminler, ey iman edenler. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Ha şimdi günümüzde bir takım kimselerin Türkiye'den firar eden, kaçan bir takım kimselerin Hollanda'da, Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da vesaire oralardaki kafirleri sırdaş edinip Türkiye'nin aleyhine kışkırttığını, Türkiye ile il ilgili bilmiş oldukları, Müslümanlarla ilgili Bilmiş oldukları gizli sırları onlara vermek suretiyle müminleri, Müslümanları arkadan vurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bunlara mümin diyebilir miyiz? Bunlar en basitinden bağidir. Haindir yani. He. Diğer konuda kalplerde olanı Allah bildiği için söz söylememiz belki haddi aşmak olabilir itikad açısından ama yani diyorum ki mümin değildir bunlar. Mümin değilse kafir, müşrik ne derseniz deyin. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْبَانًا مُب۪ينَ Bakın siz yani müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin ayetini, sırdaş edinmeyin ayetini çiğneyerek Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Ki bugün bunu yapan bir sürü bağinin olduğunu yani Allah'a kendi aleyhlerinde apaçık deliller verdiklerinde görüyoruz. Yine Maide suresi 51. ayeti kerimede değerli kardeşlerim Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya yuhellezina amenu ey iman edenler la tettehizul yehude ve nasara evliya Yahudi ve Hristiyanları sırdaş edinmeyin. Sizin sırrınız onlar bilmesinler. Ha şimdi bazı meallerde vesaire burası dost edinmeyin. E dediğim gibi. Yani e, alışveriş serbest. Onların kestiğini yiyeceklerini yeme serbest. E, onlarla hanımlarıyla evlenmek serbest. E dost edinmeyin dersek ne olur? Şöyle bir mana Kur'an'ın içerisinde bir yanlış anlaşılmaya vesile olmuş oluruz. Yani diyelim ki Yahudi veya Hristiyan ehli kitap bir bayanla evlendiniz. Diyorsun ki sen benim hanım mısın ama dostum değilsin. Seninle arkadaşlık yapamayız. Böyle bir şey olabilir mi? Veya alışveriş yapıyorsun komşun. Diyorsun ki komşuyu seyiz ama biz seninle düşmanız, dost olamayız. Allah bize izin. Ha, buradaki dost olmayın değil. Arkadaşlık yapabilirsiniz, dostluk yapabilirsiniz. Buradaki e, evliya sırdaş olmayın. Çünkü bazıhum evliya Onların bir kısmı diğer bir kısmının sırdaşıdır. Yani siz diyelim ki bir Yahudiye bir Hristiyan'a müminlerin Müslümanların bir sırrını verdiğiniz zaman o da gider diğer Yahudiye diğer Hristiyan'a verir. İşte bakın bugün bunun ne kadar da ayeti kerimenin güncel olduğunu ne kadar taze olduğunu görüyoruz değerli kardeşlerim. Hollanda'sı, Almanya'sı, Avusturya'sı, İsviçre'si bir anda Belçika'sı birleşi verdiler. Niye? Bağduhum evliya baz. Bir kısmı diğer bir kısmının sırdaşıdır. Ve men minkum fe innehu minhum. Sizden kim Yahudi ve Hristiyanları sırdaş edinirse o onlardandır. Yani o da Yahudi ve Hristiyan'dır. O da kafirdir. Ey müminlerin sırlarını götürüp Yahudi ve Hristiyanlara servis eden alçaklar ayet size diyor. Ey kozmik odaya bir bahaneyle girip oradaki sırları, devlet sırlarını, Müslümanların sırlarını İsrail istihbaratıyla Alman istihbaratıyla paylaşan alçaklar, vatan hainleri ayet size söylüyor. Ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum. Sizden kim onları sırdaş edinirse ne yaparlar, ne yapmış olurlar? Ne yapmış olur? O da onlardandır. O da onlardan olmuş olur. İnne Allah la kavmez zalimin. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu da doğru yola iletmez. Değerli kardeşlerim bakın ayet diyebilir miyiz 1400 yıl önce indi? Yok. Bu ayet dün indi, evvelsi gün indi. Bu ayet bir bahane üretilerek Türkiye'nin kozmik odasına girildikten sonra o bilgilerin işte İsrail istihbaratına, Alman istihbaratına servis edilmesinin öncesinde veya esnasında indi. Bu kadar taze. Onun için değerli kardeşlerim bakınız. Kur'an-ı Kerim'deki kavramları, kelimeleri, manaları Rabbimiz hangi bağlamda kullanıyor? Hangi manada kullanıyor? Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Yine Nisa suresi 89. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vettu lev tekfuruna kema kafaru fetekununa nununa sawa'an fala tattakhidu minhum awliya hatta yuhaciru fi sabilillah. Ne yapmazlar? E, i̇sterler ki istediler ki şayet siz kendileri gibi inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. He. O halde Allah yolunda onlar da hicret edinceye kadar, Allah yolunda hicret edinceye kadar onların hiçbirini sırdaş edinmeyin. Yani, Hani biraz önce ayeti kerimede demişti ya sen onların dinine girmediğin müddetçe onlar senden razı gelmezler. Öyleyse siz şu anda Mekke'de bile yaşıyor olsanız ayet böyle diyor. Onlar istediler ki inkar edesiniz ve kendileriyle eşit olasınız. E siz inkar etmeyeceğinize göre sizi kendileriyle eşit saymayacaklar. Sizi ikinci sınıf görecekler. O halde siz de ne yapmayın? Ee, hicret edinceye kadar onların içerisinde yaşamış da olsanız onları sırdaş edinmeyin. İşte bu ayeti kerime de evliya kelimesinin sırdaş manasında kullanıldığını görürüz. Fe <laughs> in tevelle fe huzuhum haythu eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın bulduğunuz yerde öldürün ve la tetekhuzu minhum veliyen ve nasira onların hiçbirinde sırdaş ve yardımcı da edinmeyin. Bakınız ayeti kerime ne kadar da güzel ifade etti. Yani diğer bir manası günümüzde çoklukla kullandığımız dost arkadaş manasınadır veli kelimesi. Ela yani inne evliya Allah la khafun aleyhim ve lahum Dikkat edin. Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Burada müminler Allah'ın dostu olarak zikredilmiş. Ha yani şimdi biz veli evliya kelimesini biraz daha özelleştirmişiz. Allah dostu. Ama Allah bütün müminleri dost olarak kabul ediyor. Yani bu öyle özel bir sıfat olarak kullanılması biraz daha bizim nezdimizde bir şey. Ama Allah bütün müminleri dost olarak kabul ediyor. Yine Değerli kardeşlerim e, hızlıca geçeyim vaktimiz bitiyor. Veli kelimesi yardımcı, muavin manasında kullanıldığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Yine veli kelimesinin e, bir ayeti kerimede oğul, çocuk manasına kullanıldığını görüyoruz. Yani veli kelimesi ağırlıklı olarak bir, vali, yönetici, hükümdar. İki, Hami, koruyucu manasına. 3 sırdaş manasına. 4 dost, arkadaş manasına kullanılıyor. Ha, beşinci olarak veli kelimesi, e, ne manasına? Yardımcı, muavin manasına. Altıncı olarak da çocuk, oğul manasına kullanıldığını görüyoruz. İşte ayeti kerimelerde bu veli kelimesinin mana derinliğini göz önüne alarak baktığımız zaman Allahü Teala'nın muradı ilahisinin bizim manevi dünyamıza daha net, daha güzel anlaşılacağını ifade edebiliriz. Böylelikle bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbim hepimizi, cümlemizi gerçek anlamda Allah'a dost olan, Allah'ın dostluğunu kazanan, velisi Allah olan, hükümdarı Allah olan, sırdaşı Allah olan, hamisi koruyucusu Allah olan kullarından eylesin diyor. Yeni bir mana dünyamız programında buluşmak dua ve temennisiyle sizleri veli olan, veliler velisi, hükümdarlar hükümdarı olan Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.